Toplumu derinden sarsacak bir haber. Eğer haberde iddia edilen doğruysa çok vahim. Ama haberde iddia edilen doğru değil, mesele başka açıdan doğruysa o da vahim. Yani öyle bir konudan bahsediyoruz ki gazetecinin iddia olarak taşıdığı, ki habercilik açısından son derece tartışmalı, gündeme getirdiği konu son derece vahim. Fakat habere konu olan doktorla ilgili iddialar doğru değilse bu da bir iftira suçu niteliği taşır ve bunun toplumsal yansımaları da olur. Mesela bu kadar vahim bir suçlamanın mağduru olan insanlar bir daha dertlerini bu kadar kolayca bir doktora dahi açamayabilirler. Yani böylece öyle bir konu saçılmış oldu ki ortaya neresinden bakarsanız bakın vahamet. Neyden bahsediyoruz? Bir Gün gazetesinde Timur Soykan imzalı bir haber çıkmıştı. Daha doğrusu bir haber yorum da diyebiliriz uzunca. Çünkü mesele tek taraflı ele alınmıştı. Evet, iddiayı tabii ki haberleştirebilirdi gazeteci. Fakat diğer tarafa meselede suçlanan Profesör Doktor Salih Zoroğlu'na yahut da kendisi tutuklu olduğu için gerek hukuki müvekkili gerekse aileden birine bir soru yöneltilmemiş. Bu konuda cevap hakkı tanınmamıştı ve bu konu bizi nereye götürdü? Konuyu biraz eşelediğinizde altından daha önce Profesör Zoroğlu'nun aslında ensestin son derece yaygınlaştığına dikkat çektiğini, tabiri caizse sosyal medyadan feryat ettiğini göreceksiniz. Peki bu zorlu konu nasıl açıklığa kavuşturulur? Elbette artık konu hukukun konusu, mahkemede, masada, fakat mutlaka toplumsal açıdan da ve tıbbi açıdan da, tıp etiği açısından da ele alınmalı. Biz de konuyla ilgili bir uzman görüşüne başvurduk ve çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uzman doktor Sayın İsmail Yavaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, şimdi ben mesleki açıdan haberi okuduğumda kendi penceremden değerlendirdim. Daha sonra içeriye nüfuz ettim. Yani teknik olarak bu haber neden bu şekilde verilmiş benim için ciddi bir soru işareti. Fakat içeriye baktığımızda da sizin sahanıza giriyor. Siz ilk defa haberi gördüğünüzde ne düşündünüz, nasıl değerlendirdiniz? Yani o doktor açısından eyvah dedim. Yani ilk değerlendirmem buydu. Yani eyvah dedim. Tabii biraz daha ötesi var. Doktorun ismini görünce benim meslekten olan bir arkadaş, çocuk psikiyatrisi alanında zaten mesleğe başladığımızda benim 1991'de yani doktor olarak 88'de ama çocuk psikiyatrisi olarak 1991'de başladım. Yine 32 sene olmuş. Birbirimizi tanıyoruz. Yani ben bir üniversitede yardımcı doçent olduğumda onlar asistan düzeyinde çalışan arkadaşlardı çocuk psikiyatrisi olarak. Zaten küçük bir camiayız. Gerçi son yıllarda çocuk psikiyatrisi camiası arttı ama herkes birbirini tanır. Dolayısıyla Salih Bey'i de ben tanıyorum. İlk haberi gördüğümde hani Türkiye'de yani doktor olmak zor gerçekten. Yani sabahtan akşama kadar günde 5 dakikaydı sigorta şeyleri. Yani bakım süreleri, bir hastaya bakım süreleri 3 dakikaya inmiş. Yani bir sağlık zaten dünyanın her yerinde hani. Ülkeler nereye sığdıracaklarını, ne yapacaklarını bilemiyorlar biliyorsunuz. Korona döneminde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sürü insan öldü yani sağlık sistemine bağlı olmadıklarından dolayı. Her neyse yani sonuçta ben hani bu 32 yıllık meslek hayatımda böyle parmaklarımın ucuna basa basa. Çünkü bizim dal psikiyatri. Bir de o da var yani. Yani sorunlu ailelerle uğraşabiliyorsunuz. Hani ne bileyim ayrılık aşaması olabilir, şu olabilir. Yani bunlar doğal şeyler. İnsan yaşamında herkesin başına gelebilecek şeyler. Yani mesela çok bilinen bir şey depresyon. Depresyonun toplumdaki prevalansı yani %20. Prevalans şu demek. Doğduğun andan itibaren ölene kadar bir kişinin depresyon geçirme hani frekansı diyelim 5 kişide bir. Yani psikiyatrik hasta olmak ayıp değil. İnsanın hayatının bir döneminde psikiyatrik rahatsızlığa hani düşebilir, olabilir. Bu doğal bir şey. Mesela şimdi ben kendim de Almanya'dayım göçmen olarak. Tabii beni tanıdıkları için birçok göçmen aileyle, birçok göçmen çocukla danışmanlık şeklinde. Yani diploma denkliğimi aldım ama dil konusunu hele psikiyatri alanında geçmek zor olduğu için bir de yaşım itibariyle 59 yaşındayım.
Yani kolay bir dönem olmadığı için dil öğrenmek artık eskisi gibi değil. Beyin aynı vücudumuz, derimiz nasıl kırışıyor? Beynimiz de kırışıyor yani. Alamadım yani sonuçta ve tabii sınavlara girmeye devam ediyorum. Gönüllü olarak hani arkadaşlara, ailelere, işte çocuklara danışmanlık yapıyoruz. Onları Alman çocuk psikiyatri sistemine sevk etmeye, yönlendirmeye veya neler yapabileceklerini, ilk o bir iki acil durumda neler yapabileceklerini söyleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz o çerçevede. Yani terapi çerçevesinde değil, danışma çerçevesinde. Şimdi mesela bu göç olayı bu kadar yaşandı, insanlar sıkıntılar, problemler yani bir sürü şeyler yaşandı. Elbette yani herkesin bir dayanma gücü vardır. Yani depresyona girmek ya da bir psikiyatrik hastalığın olması ayıp bir şey değildir yani. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla yani bir konunun başına dönersek hani psikiyatri doktorların işi kolay değildir. Hani problemli ailelerde, problemli çocuk ve gençlerde ya da yetişkinlerle bir şeyi çözmek zorundadırlar. Tabii böyle hastaların ya da danışanların bir şikayeti olduğu durumda hani malum şikayet eden ilk planda bir mazlum durumundadır. Yani. Dolayısıyla yani ben Profesör Doktor Salih Zoroğlu'nu da yani haberi gördükten sonra mesleki olarak tanıdığım bir kişi de olduğu için onu haberin devamını ve bazı şeyleri okudum. Çok üzüldüm doğrusu. Çünkü Salih 2016 yılına kadar çok başarılı bir meslek hayatı var. Yani size burada sorduğunuz sorulara neyse o şekilde cevap vereceğim. Yani doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Hani gördüğüm kadarıyla konuyu. Hocam 2010 biz yani de bu onu bile. vesileyle hemen takipçilerimize şunu belirtelim. Siz hazır tanışıklığınızı ifade etmişken bu kayıttaki amacımız hiçbir şekilde bir şahsı korumak, bir şahsı aklamak böyle bir şey değil. Ama öte yandan da bu haber mutlaka doğrudur kanaatiyle hareket etmek değil. Biz burada sadece eğer birini savunuyorsak o hakikat yani gerçek nasıl ortaya çıkar ki bu bir mahkeme değil aynı zamanda onu da belirtelim. Bir uzman görüşüyle biz klinik tedavide yahut da bu tür bir psikiyatrik tanı koyma sürecinde nasıl bir yol izlenir, yöntem izlenir, ilaçlar dahil nasıl kullanılır bunu öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla konu mahkemeye taşındı ve izleyicilerimizin aklında da mesele nasıl aydınlığa kavuşur tek derdimiz bu. Siz lütfen Salih Hoca ile tanışıklığınızı biraz detaylandırın. Yani dediğim gibi ben yardımcı doçent olduğum zaman o da yani asistanlık döneminde bir arkadaştı ve daha sonraki dönemlerinde onu ben hani birçok hani alanda tanıyorum. Kongrelerde vesaire karşılaşıyoruz. Yani kendisi sanıyorum Çapa Üniversitesi'nde en son çocuk ve genç psikiyatrisi anabilim dalı başkanlığındaydı. Yani. Ve o zamana kadar da daha Gaziantep'te çalışmadı. Gaziantep'te doçent. O zamana kadar da gayet başarılı bir hekimdi yani. Yani herkesin yani Çapa Üniversitesi'nin ana bilim dalı başkanı olmak öyle basit bir konu değil. Yani birlikte çalıştığımız profesörler var, birlikte çalıştığımız doçentler var. Hani önce kişinin kimliğine şöyle bir bakmamız gerekiyor tabii. Asistanlarımız var. Ama işte bu 2016 yılında birden bir kesintiye uğradı. Sıkıntılı bir dönem olmuştur sanırım. Yani artık hakkında bir dosya vesaire yani inceleme gibi şeyler olmuştu. Son yıllarda da tekrar hani hastalarına, danışanlarına veya neyse işte tıp alanında destek olmak üzere bir muayenehane açmış ve yani o şekilde hastalarına yardım eden bir arkadaş. Şimdi yani dediğim gibi yani biz psikiyatristler ya da doktorlar yani bu öyle bir meslek ki bakın kalp doktorunun kucağında kalp hastası babası ölür. Dünyanın en ünlü kalp doktoru da olsa yani. Yapamazsınız bir şey yani. Mesela bir kanser hastasını alır diyelim bir onkolog. Elinden gelen her şeyi yapar ama ölür. Çünkü ölüm bir gerçek. Yani Allah'ın bir yani sistemin, dünyanın kuruluşunun bir gerçeği. Tüm canlılar ölecekler en ünlü sonunda. Dolayısıyla yani tıp mesleği oldukça zor bir şey. Ben Beşçatır Çocuk Hastanesi'nde çalışırken İzmir'de bir vaka duymuştum. Bir kadın doğumcu, Afyon'da çalışan bir hanımefendi. Doğum esnasında çocuk ölüyor. Bu olabilecek olan bir şey. Zaten bu mümkün olan bir şey. Doğum esnasında çocuk ölüyor.
ve işte mahkemesi işte vesaire suçlu bulunuyor. 3 yıl hapis yatıyor. Yani 3 yıl hapis yatıyordu. Ben çok üzülmüştüm. Yani doğum esasında çocuk ölebilir yani. Bunu önleyemeyebilir. Kafası yukarıdadır. Yok kordon sıkışmıştır. Tekrar hızlı bir şekilde sezaryene gidemezsiniz. Dolayısıyla riskli bir meslek bu. Bu meslek. Sıkıntılı bir meslek. Psikiyatristler Hocam de bu arada bundan hiç şüphemiz yok. Yani hele hele psikiyatri Buyurun bundan hiç efendim. şüphemiz yok. Hele hele psikiyatri çok riskli bir saha. Çünkü hani bir taraftan katılır mısınız bilmiyorum ama psikoloji diğer disiplinlere nazaran daha geç ortaya konulmuş, daha geç yazılı metinlere kavuşmuş bir alan. Dolayısıyla hani psikiyatride elbette sizden az önce sözünü ettiğiniz bir takım tıbbi riskler mevcut. Burada somut olarak bu örnek olaya gelecek olursak çoklu kişilik bozukluğundan bahsediyor. Çünkü mesele Salih Hoca'nın çoklu kişilik bozukluğu tanısı koymasıyla ilgili. Her şeyden önce bu tanıyı koyabilmek için izlenen süreç, özellikle sizin uzmanlık sahanız çocuk ve ergenlerde nasıldır ve haberde konu edildiği şekliyle yani mesela protokol dışına çıkılmış mı, riskli adımlar atılmış mı, gerek kullanılan ilaçlarda gerekse danışana yaklaşımda siz ne gördünüz hocam çoklu kişilik bozukluğu tanısı konulma sürecinde? Şimdi Salih Hoca'nın tezi, yani ben bilmiyordum tabii ama araştırdım, baktım, disosyasyon bozukluklarıyla alakalı bir şey. Yani Salih Hoca bu alanda çalışan bir kişi, bu alanda uzmanlaşmış bir kişi yani. Kimisi mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu alanında uzmanlaşmış. Kimisi çocukluk depresyonu alanında, kimisi suisider yani intihar girişimleri üzerine uzmanlaşmış. İşte hani hepimiz çocuk psikiyatrisi olsak da, hani ben mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu alanında, yani mesela tezim de o yandan. Sadece da disosyasyon bozukluğu veya işte bunu çok kişilik bozuklukları alanda tanınmış bir kişi. Yani kendisinin savunmasında, hani savunma derken işte bir tane Twitter ya da X, yani şu an X oldu herhalde. Oradan tutuklandıktan sonra da açıklamasına baktığımız zaman, yani bana bu tip vakaların gelmesi yani çok doğaldır. Çünkü ben bu alanda çalışıyorum ve insanlar geliyor. Ama hani derseniz hani çoklu kişilik bozukluk tanısının insidansı yani sıklığı nedir? 100 bin kişide bir kişi. Yani 100 bin kişide bir kişide gözüküyor bu bozukluk. Türkiye'nin 83 milyon olduğunu düşünürsek 830 kişi tabii yani çocuğu, genci, yaşlısı hani gözüken bir şey. Bizde şey de olabiliyor tabii yani bazen hani kendi çalıştığımız alanda diyelim iki uçlu bozukluk, bipolar afektif bozukluk, iki uçlu bozukluk gibi bir alanda çalışıyorsanız hani gelen vakaların hep o yönünden de bakarsınız biraz. O yöne de bakma gibi bir şey olur. Çünkü sizin alanınız o yönde. Çok sık görülen bir rahatsızlık değil, çok kişilik bozukluğu. Tanılarımızı neye göre koyuyoruz? İki tane, yani başka kriterler de var ama iki tane büyük tanı sistemimiz var bizim. Bir tanesi ICD-10, bir tanesi de DSM. ICD-11, 12, 17. Bir tanesi de DSM-5, işte DSM-6 hazırlanıyor. Yani böyle 10-15 yılda bir bunlar tekrar üzerlerinde duruluyor. Yani bunlar tanı kriter sistemleri. Orada çoklu kişilik bozukluğunda hani ne gibi tanı kriterleri varsa ona göre tanı konuyor ve hani Salih Hoca bu tanıyı koyabilecek yetkinlik de bir şey yani, koyabilir. O bu tip vakaların ona gelmesi de çoktur. Tabii buna benzer bazı hastalıklar da var. Mesela borderline kişilik bozukluğu. Depresyonun ağır depresyonlar mesela. Bunlar hani o tanıya da yaklaşabilen şeyler. Özellikle ergenlik dönemi bulanımları. Uğraştığı konu çok hassas bir konu. Enses konusunda uğraşıyor. Enses de biliyor, yani bir biliyorsunuzdur ama ben söyleyeyim. Yani yakın akraba bireyleriyle olan taciz olayı enses. Hani olaylara şöyle bütüncül olarak baktığımızda, çünkü ben gerçekten bu bir iki gündür çok düşündüm, etkilendim yani. Hani böyle üzücü bir olay, bir herhangi bir meslektaşımızın başına gelmesinden de üzüldüm yani. Biraz önce söyleyecektim, hemen hatırladım. Hiç tanımadığım birisi, Kasımpaşa Devlet Hastanesi'nde yani bu son 6 yıl içerisinde bir tane hastasına ondan antisosyal kişilik bozukluğu var, yetişkin bir hasta ve bu kişi psikiyatrist. Ondan bir tane reçete, yani istirahat istiyor. O da istirahati vermiyor. Yani veremem, uygun değildir diyor. Gidiyor, tabancasını alıyor, bu kişiyi vurdu, öldü bu kişi
Yani risk çok riskli bir meslek grubu. Yani şimdi bir de hastalıklar özellikle ergenlik dönemi, çocukluk döneminde hastalıklar karışır. Yani karışır derken şöyle karışır. Bir arada olabilir, komorbid diyoruz. Bir arada olabilir. Bazı şeyleri eğer tekrarlamamı isterseniz tekrarlayabilirim. Mesela depresyon ve kaygı bozukluğu çok sık bir arada olur yani. Yani kaygı bozukluğu olan bir kişi aynı zamanda depresyona da meyilli olmuş olabilir. Yani bu kaygı bozukluğu olan kişilerin belli bir yüzdesi belki %40'larda depresyon tanısını da taşır yani. Dolayısıyla yani çoklu kişilik bozukluğu olsun ya da ensest ilişkisi gibi vakalarda büyük ihtimal zaten yani ailede bir huzursuzluk yani gerçek ensest vakalarından bahsediyorum. Düşünün yani aile içerisinde birbirine akrabalık boyuyla bağlı olan kişiler birisi duyuyorsa siz annesiniz mesela ya da siz babasınız. Bir kişi ensest yani iki kardeş arasında diyor. Ya da yani mesela bir ebeveynle bir çocuk arasında ensestöz ilişki. Şimdi bunlar tabii çok duymadığımız şeyler için biraz hani bu kadar sık var mı gibi denebilir. Dünyadaki ben size insidansı söyleyeyim. Yani bir kereliğine dahil olan ensest ilişkileri de dahil olmak üzere %10-15. Yani %10-15 hatta %16'lara kadar varan yani bu şu demek 100 kişide 15 kişi ya da 10-15 kişi hayatında bir ensest ilişki yaşamış demek. Yani öyle az bir şey değil bunlar. Profesör Zoroğlu'nun özellikle son birkaç yıl içerisinde sosyal medyadan sanıyorum yaşadığı şartlar itibariyle ulaşabildiği, geniş kitlelere ulaşabileceği tek alan olduğunu düşündüğü için bu konuda feryat ettiğini görüyoruz. Yani enseste bir patlama yaşanıyor Türkiye'de diye bir feryat içinde olduğunu görüyoruz. Hocam burada bir teknik ayrıntı önemli. Hani biz de bu araştırma sürecinde öğrendik. Çoklu kişilik bozukluğu tanılarında temel etken küçük yaşta hatta hatırlanamayacak derece küçük yaşta aileden işte sözünü ettiğiniz tanımladığınız çerçevede bir ensest ilişki, bir taciz, bir tecavüz bu yönde bir nasıl diyelim tasavvuftan kaynaklandığı şeklinde bir kanı var. Bu doğru mu? Yani çoklu kişilik bozukluğunun temelinde aile içi bir sıkıntı olduğu kanısı var. Bu doğru mu? Evet, yani olabilir. Yani nedenlerden bir tanesi de bu olabilir yani. Yani maalesef yani hani bu tip konuşmalarda bunu gündeme getirmek gerekir mi? Bence gerekir. Yani ahir zamanda yaşıyoruz. Yani ahir zaman dediğimiz şey hani şu anda bu bir teoloji programı değil, teolojiyle alakalı bir konu değil ama yani bu da bir gerçek yani. Yani ben Allah'a inanan bir hekimim. Ahir zamanda yaşadığımızı da biliyorum. Yani bu dönemin çeşitli özellikleri var. Geçmiş dönemlerde kavimlerin yaşadığı sıkıntıların topu birden, hepsi birden çağımızda toplu halde yaşanıyor. Yani birçok sıkıntılı problem. Dolayısıyla inanın bana bakın hangi görüşten olursa olsun psikiyatrist arkadaşlarımız randevulacak sıra bulamamış. Buralarda yani 6 ay, 1 yıl sonraya randevu verdiriyor. Yani Almanya'da mesela. Türkiye'de de öyle. Hele çocuk psikiyatrisi konusunda. Yani insanlar tabii çocuk psikiyatrisi çok geniş bir konu. Bunlar Sağlık Hoca'nın uğraştığı bu konular. Yani birazcık hani böyle bir konu denk gelmesin. Hani yani böyle bir konu hani daha basit konularla uğraşmak yani onlara güzel çözümler vermek varken ama Sağlık Hoca anladığım kadarıyla bu konulara hani kendisi de hani geçmişinden 2016 yılına kadar hani yani çok başarılı bir hekim ve bir üniversite hastanesinde çalışıyor. Bazen şey olabiliyor. Yani şimdi nasıl söyleyeyim? Güç zehirlenmesi gibi bir şey olabiliyor. Yani bu nasıl bir şey? Ne demek istedim? Şimdi bir üniversite hastanesinde bir ekiple birlikte çalışmak başkadır. Bir muayenehanede tek başınıza çalışmak başkadır. Tedaviler değişmez, tanılar değişmez ama şimdi bir muayenehanede tek başınasınız yani. Tek başınıza hani mesela hastane teksiniz, aile de teksiniz, hani tabii ki yani konsültasyon yapabilirsiniz başka bir doktorla ama çok sık görülen bir şey değil. Yani mesela başka bir alanda bir çocuğun bir hastalığı ya da gencin bir hastalığı varsa konsültasyon yani bir başka doktorun görüşü, nöroloji mesela, nörolojinin görüşü falan ya da ne bir tiroidlerinde bir sorun var, depresyon, tiroidler mesela şey olabilir yani iyi olmayabilir tiroidlerin durumu. Mesela bir endokrin, çocuk endokrin uzmanından danışmanlık alabilirsiniz ama
Muayenehane hekimi aslında yalnız bir hekimdir. Ben de yani şöyle kendimi tanıtayım, yani 28 Şubat sürecinde işte yani bu benim yani ayrılmak zorunda kaldım. Yani beni ayırdılar 28 Şubat sürecinde. Bulunduğum üniversiteden ayrıldım ben, yani ayrılmak zorunda kaldım. Yani ayrıldım yani, öyle şimdiki KYK'lar gibi, o zaman böyle KYK falan denmiyordu. Sonra ben yani böyle akademik alanda ilerleyen bir kişiyim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne eğitim için gideceğim, doçent olmama bir iki sene kalmış vesaire. İlk muayenehaneyi açtığımda böyle utanarak, hani para nasıl istenir hani hastadan. Normal maaşımıza bir para yeter hani. Böyle zorluklar yaşadım. Sonra tabii bir sürü doçent, profesör, asistan arkadaşlar hep birlikte çalışırken tek başıma bir doktor olarak kaldım. Yani kolay değildir. Şimdi Salih Zoroğlu'nun bilgisi çok fazla. Yani hele ki yani disosyasyon, çoğu kişilikler, ensest ilişkileri, bu konularda bilgisi çok fazla. Şimdi kliniklerde veyahut da işte yani hastane ortamında bir ekip içerisinde hani yapacağınız şeyleri muayenehanede yapmanın hani biraz riskleri olabilir. Evet, gayet iyi anladığımı düşünüyorum. Özetleyeyim, lütfen eğer sıkıntı varsa siz düzeltin. Bir üniversite hastanesinde yahut da diğer uzmanlarla bir arada çalışabileceğiniz, bir ekiple çalışabileceğiniz ortamda daha isabetli kararlar verirsiniz. En azından yanıldığınız takdirde düzeltilme olanağı var. Fakat muayenehanede tek başınıza çalışırken biraz daha risklidir tanı koyma. Bu gayet anlaşılır çünkü insanız. Yani bunda bir sıkıntı yok. Fakat sizin de başlarken belirttiğiniz gibi Sayın Zoroğlu aslında meslektaşları tarafından da bilinen, hani donanımı bilinen ve dolayısıyla kendisine hasta yönlendirilen birisi. Özellikle çoklu kişilik bozukluğu konusunda teşhis koyma konusunda son derece Evet. donanımlı olduğu biliniyor. İşte zaten sıkıntı da burada başlıyor. İddiaya göre çünkü hiç de ensest gerçekleşmemiş vakalarda bir takım ilaçların da etkisiyle ergenlerin, çocukların bir şekilde buna ikna edildiği, dolayısıyla ailenin suçlandığı, hiç değilse suçlu pozisyona düşürüldüğü ve işte hukukun konusu olduğu vakalar olduğu iddia ediliyor. Bu olabilir mi? Yani evet, böyle bir iddia gerçekleşebilir. Fakat haberde eksik olan şu, Profesör Zoroğlu bunu hangi motivasyonla yaptı? Yani para mı istedi yahut da tırnak içinde kullanıyorum kesinlikle kendi sapkın duygularını tatmin etmek için mi yaptı? Bu konuda elimizde bir bulgu yok. Yani burada bir boşluk var. Peki hocam, bu noktada işte yine haberin iddiasına göre önemli kanıtlardan biri de ketamin denilen ilacın kullanılması. Gerek ketamin gerekse de başka ilaçlar. Bu tanı ve tedavi sürecinde kullanılan riskli ilaçlar var mı? Varsa haberde iddia edildiği gibi vahim sonuçlar doğurabilecek. Yani şöyle söyleyeyim, muhatabınıza hele hele çocuk ve ergen yaşta olduğunu düşünürsek hiç olmayan bir takım hadiseler varmış gibi ikna edebileceğiniz ilaçlar var mı? Bu kadar manipülatif ilaçlar. Yani şimdi şöyle, ketamin yani şöyle, burada gazeteci arkadaşlara da sizlere de bazı sorumluluklar düşüyor diye düşünüyorum. Yani şöyle ki, şimdi normal Google arama motoruna ketamin ve depresyon kelimelerini yazdığınız zaman 15 milyon 300 bin ne denir ona bilmiyorum. Yani başlık çıkıyor. Sadece ketamin ve depresyon. 15 milyon 300 bin. Şimdi ilaçların gelişimi zaman alan bir şey. Ketamin yeni grup bir antidepresan. Yani burayı iyi açıklamak zorundayım. Umarım Rabbim bana iyi açıklamayı nasip ettirsin diyeyim yani. Kendim de çabalayacağım bu konuda. Şimdi mesela bazı ilaçlar vardır. Mesela aspirin. Çok klasik olduğu için burada. Normalde yani ağrılar için, baş ağrısı gibi ağrılar için kurulmuş bir ilaçtır. Ama daha sonra yani kalp damarlarını koruyucu etkisi üzerinden hani böyle belli bir yaştan sonra birçok hastaya, ben de kullanıyorum yani. Yani böyle tansiyon olan veya kalp rahatsızlığı olan veya damarlarda tıkanma olan kişilerde yani asetil salisilik yani aspirin kullanılır. Daha çok bu yöreye oturmuştur yani baş ağrısı için. Başka ilaçlar, ibuprofen, Novalgina gibi başka ilaçlar kullanırsınız. Şimdi ketamin de yeni gelişen, yeni ilerleyen bir ilaç. Yeni derken nasıl biliyor musunuz? Yani 20 yıllık. 20 yıldır yani bu ketamin ilacı gündemimizde var. Yani piyasada mevcut olan bir ilaç. Sadece Wikipedia'ya baksa hani
arkadaş. Yani tabii bilemiyorum, ben gazetecilik işlerini bilemiyorum. Yani bir haber yapmak, bir haber yakalamak, ünlü bir kişi hakkında bir iddia var. Bu bir haber niteliği taşıyabilir. Ama biraz iyi hazır, daha iyi hazırlanırsa, hani daha dikkatli yazılar mı olur? Ya da bu işin bu işin usturu nedir bilemiyorum. Ama ya mesela Wikipedia'da bile bu ilacın depresyonda kullanılabildiğini yani biz görüyoruz. Tabii şimdi bunu kullanırken erişkinlerde mi kullanılma noktasında ya da çocuk psikiyatrisinde mi kullanılma noktasında, mesela Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'de depresyonda indikasyon almış durumda. Depresyonda kullanılıyor. Fakat buralarda bile yani bir klinikte kullanırken ve demin ki güç seyirlenmesi dediğim konu buydu, yani bir klinikte kullanırken mesela 3 raporun 3 doktorun imzası olabiliyor. Yani İsviçre'de öyle, Amerika'da öyle. Yani bir klinik ortamında 3 doktor evet yani bu dirençli bir depresyondur. Yani yapılan başka bir antidepresan ilaç kullanılmıştır. Fakat bu antidepresan ilaç işe yaramamıştır. Hastanın suisit riski vardır, suisit intihar riski vardır. Dolayısıyla bu ilacın kullanılması öngörülmüştür. Başka bir ilaç, mesela şizofrenide kullanılan bir ilaç vardır. Şizofren biliyorsunuz yani çok ağır bir hastalık. Yani bizim en ağır hastalıklarımızdan birisi. Klozapin diye bir ilaç var mesela. Bu klozapin denilen ilaç kanda savunma hücrelerini azaltıyor. Agranulocitoz dediğimiz bir şey. Savunma hücrelerini azaltıyor. Dolayısıyla hatta sıfıra bile düşebiliyor bazen. Dolayısıyla haftada bir kan alınır mesela bu klozapin dediğimiz. Benim asistanlığa başladığım zamanlarda çok çok yani böyle mesela üniversite hastanelerinde kullanılan bir ilaçken, yani şimdi yani bir muayenehane hekimi de yani haftada bir yine kan alarak hastasını çok iyi takip ederek bu ilacı kullanılabilir. Peki biz neden böyle uç ilaçları kullanma zorunda kalıyoruz? Yani ben ketamini hiç kullanmadım. Çünkü çocuk psikiyatrisinde kullanım konusundaki çalışmalar birkaç yıllık. Yani birkaç yıllık derken bu 5 yıl olabilir. Tam bilemiyorum o kadar. Ama ilk önce yani bu anestezide kullanılan bir ilaçken aynı aspirin hani baş ağrısı ilacı gibi. Daha sonra depresyonda da hani bunun etkin olduğu görülür. Bir de değişik bir ilaç yani. Normal antidepresanlar 21 günde etki gösterir. Ketamin direkt etki gösteriyor. Antidepresan etkisi hemen başlıyor. Yani ya bu bir yani psikiyatri doktorları için bilirler bunu yani. Hatta birçok hasta da bilir. Yani ilacı aldım hala etki olmadı doktor bey diye ararlar, sorarlar falan. Ama bunun antidepresan etkisi hemen başlıyor. Haftada bir doz veriyorsunuz mesela. Her hafta geliyor mesela muayene yapması işte kliniğe. Ve işte belli bir süre artık o, çünkü protokolü bilmiyorum. Çünkü hiç kullanmadığım ve bilmediğim ilaç ama tanıdığım bir ilaç yani. Yani gelişmekte olan bir ilaç yani. Yine mesela dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de şu anda yani kullanımda olan bir ilaç. Ülkemizde de bu ilaç var. Yani Sağlık Bakanlığı bu ilacı çıkarmış durumda. Ve bu ilaç tabii böyle yanlış kullanımları önlemek amaçlı renkli reçete kullanımına bağlı olarak verilen bir şey. Niçin veriyoruz? Orası çok önemli. Bakın. Şimdi sadece ağır vakalarla çalışıyor. Ağır vakalarla. Dolayısıyla yani antidepresanlar bazen yetmiyor. Psikiyatride yani psikiyatrideki hastalıklar basit değildir. Ölümcüldür bazılar. Yani mesela depresyon ölümcül bir hastalıktır. Biliyor musunuz? Yani bir ara kanserden sonra hastalıklar içerisinde, tüm hastalıklar içerisinde kanserden sonra en ölümcül olan yani belki kalp hastalıkları üçüncü ya da İkinci kalp hastalıkları, üçüncü depresyon. Bilemiyorum ama ben kanserden sonra bir ara en ölümcül hastalık. Çünkü ne de ölüm, bir de sapasağlam insan ölüyor. Yani bir, iyi bir tedavi varsa 6 ay sonra hayatın içine koşacak olan bir kişi. İyi bir bizim tedaviler iki türlüdür. Psikoterapi ve farmakoterapi. Yani ilaç tedavisi ve psikoterapi. İkisi bir arada genellikle hani kullanılır. Yani psikoterapi psikologlar da, klinik psikologlar da yapar. Psikiyatristler de yapar. Şimdi hastanızı, yani hekimin sorumluluğu, bizim Hipokrat yönümüz hastayı kurtarmaktır. Hiçbir hekim hastasının ölmesini istemez yani. Hiçbir hekim bunu istemez.
Şimdi sen Yani burada sorma doz bunları. konusu gündeme gelebilir. Çünkü suçlamalardan biri de o. Ketaminle ilgili bir doz problemi olduğu iddiası da var. Ama tekrar hatırlatalım. Sizin de dediğiniz gibi ancak özel reçeteyle verilebilen bu ilaç konusunda yine Profesör Zoroğlu'nun hiçbir resmi sıkıntısı yok. Yani bu reçeteyi yazma yetkisine haiz bir hekimden söz ediyoruz. Haiz. Bir de bu reçeteler saklanıyor. 10 yıl, 20 yıl da olsa saklanıyor. Yani bu reçetelerin hepsi çıkarılıyor. Yüksek doz mu verilmiş, alçak doz mu verilmiş, hastanın kilogramı kaç? O kilograma çünkü yani kilo, ya 40 kilo bir hastaya vereceğiniz bir antidepresan ile 80 kilo bir hastaya vereceğiniz antidepresan aynı olamaz. Aynı olursa 80 kilo olana mesela az veriyorsanız haksızlık yapmış olursunuz. Ya da çok veriyorsanız bu sefer 40 kilogram olana haksızlık yapmış olursunuz. Yani bunlar ya tıp ve psikiyatri gerçekten bir bilim yani matematik gibi bir şey. Ve bunları öğrenmek için insanlar yani yıllarca hani yıllarca okuyorlar ve uzman olduktan sonra yardımcı doçent, doçent, profesör işte her bir kliniğin yönetimini alıyorsunuz. Ve yine 2016 yılına kadar yani siz hep teşvik ediliyorsunuz. Yani sevilen, başarılı. İşte bu dönemlerde maalesef tabii mesela Sari Hoca'nın faydalı olan hani insanlar da hani biz bu hocadan istifade ettik diye hani çıksalar çünkü mesela haklı hastalar da olabilir yani. Sizin tipinizi sevmez, şeyinizi sevmez, aranızda bir iletişim bozukluğu olmuştur. Ben görüyorum ki anlatılanlar ve yazılanlardan yani Sari Soroğlu yani çok fazla kendisinden de vererek yani böyle hastalara yardımcı olmaya çalışan bir tarzı var. Bu genelde bizim gördüğümüz bir durum değil. Yani siz hastaya Bunu konuşursunuz. özellikle bir soruyla açmam gerekiyor hocam. Çünkü malumunuz hasta hekim protokolleri var. Farklı disiplinlerde, tıp disiplinlerinde ve psikiyatride bu son derece önemli ki yine sözünü ettiğiniz muayene yahut da bir hastane ortamı farklı. Bununla birlikte aslında bazen hasta ve hekimin belki özel ortamlarda da görüşmesi gerekiyor. Fakat bu olayda görüyoruz yine iddia ve yalanlanmıyor da çünkü bunun bir gerekçesi de var. Aile de aslında bunu paylaştı. Yani bazı Yani hastalarının hocanın evinde kaldığı bir müddet ama bunun bir zorunluluktan kaynaklandığı şeklinde iddialar da var. Buna bir hekim olarak nasıl bakıyorsunuz? Ben hemen aileye çok yakın hatta meselenin hukuki kısmına da vakıf bazı isimlerle görüştüğümü belirteyim. Onların ifadesi şu şekilde birkaç akrabaya teklif ediyor. Çocuklar akrabalar tarafından kabul edilmediği için hoca bir mecburiyet karşısında böyle bir uygulamaya gidiyor. Bunu belirteyim takipçilerimiz için. Siz nasıl bakıyorsunuz bir uzman olarak bu davranışa? Buna doğru bakmam mümkün değil. Yani bu hastayla hani ilişki yani böyle bir şey var ise tabii yani ben bilemiyorum. Böyle bir şey var ise zaten açığa çıkar. Yani hastayla hani ben o muayenehane odasında veya hastane odası dışında bir yerde konuşmayı istemem. Yani karşılaşmayı da istemem. Hatta şöyle de bir şey vardır bazen tanıdık bir hasta geldiğinde mümkünse varsa yani tabii kıramıyorsanız yapacak başka bir şey yok ama bir başka hekime yönlendiririz. Örneğin sizin çocuğunuz mesela diyelim hasta oldu. Tanıdığınız, güvendiğiniz bir arkadaşa yönlendirirsiniz. Yani çünkü siz bir babasınız, ona yapamazsınız. Ya hekim olarak da yabancı bir insana hani bir baba gibi şefkatle hani yaklaşmanız doğru değildir yani. Bu çerçevede yani eğer böyle bir şey olduysa bu biraz artık hani o andaki durum ne, çocuğun durumu ne, yani çocuğu tacizden kurtarmaya mı çalışıyor? Bu durumlarda mesela şeylerle görüşmek lazım, sağlık müdürlükleriyle görüşmek lazım. Sağlık müdürlüğünün içerisinde psikiyatri bölümleri vardır hani, departmanları vardır ya da aile ya da sosyal hizmet uzmanları vardır. İşi buralara devretmek lazım yani. Ve yine Evet, mesela bu bana mesela hasta hekim ilişkisi açısından burası bir soru işareti taşıyor. Ben de hemen evet. paylaşayım. Burada Salih Hoca'nın bu evinde ağırladığı hastaların bir intihar riski taşıdığı, özellikle biri için çok ileri derecede hocanın intihar endişesi taşıdığı bilgisine ulaştık. Fakat tabii sizin de dediğiniz gibi bu kısımlar araştırılmalı, aydınlığa kavuşturulmalı. Son olarak da hocam şunu sormak istiyorum. Sizin de içinde olduğunuz bir süreç yaşanıyor Türkiye'de. Yani bir terör örgütü icat edildi ve haberin de sonuna zaten eklenmiş durumda. Timur Soykan da onu belirtiyor. Salih Hoca ile ilgili de böyle bir soruşturma söz konusu. Şimdi Türkiye'nin son
son birkaç yılına baktığımızda özellikle bu cemaat mensubu olmakla ilgili yapılan soruşturmalar sizi olağan şüpheli haline getiriyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Tüm takipçilerimiz hak verecek. İktidara yakın bir gazeteci Cem Küçük, biliyorsunuz, televizyon ekranında 17-25 Aralık dosyasıyla ilgili işte bir takım sorulara cevaplar veriyordu. Peki o paraları ayakkabı kutularına kim koydu denildiğinde polis koydu dedi. Peki polis koyduysa muhatabı da neden paralar muhataplarına iade edildi? Yani niçin hazineye aktarılmadı da ilgili kişilere verildi, dönemin sanıklarına verildi? Bunun bir cevabı yoktu. Kastettiğim şu, siz bu konuyla ilgili bir soruşturma geçiriyorsanız her suçu işleyebilirmişsiniz gibi toplum nezdinde bir algı uyandırılmaya çalışılıyor. Bu bağlamda hocanın geçirdiği bu terör örgütü üyesi olma soruşturmasıyla bu suçlama arasında sizin zihninizde bir bağlantı kuruldu mu? Yani olağan şüpheyle linç edilmeye uygun bir profil mi var karşımızda? Yani şöyle, yani haberin veriliş tarzına eğer bakarsanız, işte şundan şüpheli Prof. Dr. Salih Zoroğlu diye, hani gibi böyle bir haber gelebilir mi? Yani bu yanlış bir bence. Yani bir yandan hani bel altı çalışma gibi bir şey yani. Bence bakın, yani buradan şunu da söyleyeyim. Bence Türkiye'mizin bir barışa ihtiyacı var yani. Yani şu kavga, yani gerçekten bunu inanarak söylüyorum. Ben bu söylediğim size nasıl gelir bilmiyorum ama hani bölümleri, partları söylemek istemiyorum. Yok sen şusun, yok sen Suriyelisin, sen Kürtsün, sen Türksün, sen şucusun, sen bucusun. Yani eğer bir kişinin bir suçu varsa mahkemenin karşısına çıkar. Eğer o suç sabit ise, hani eğer adalette tam işliyorsa, yani o suçlar cezalarını hani çekerler, soruşturma geçirirler vesaire. Yani böyle, yani bu süreçte gerçekten, yani mesela ben de buradayım ve ülkeme gidemiyorum. Benim gibi çok doktor arkadaşlarım var. Yani mesela Türkiye'de şu anda örneğin mesela bir tanıdığım çocuk onkoloğu bir arkadaş var. Buralarda bambaşka bir iş yapıyor. Yani ne yaptığını söylemeyeceğim ama yani burada sağlık müdürlüğü noktasındaki bir yer. Çünkü değerli bir arkadaş, yani kendisine değerli bir ortam buldu. Ama yani bu çocuk onkoloğu. Gidip hani bir formüler gibi bir şey doldurarak bu değerlendirilmemesi gereken bir şey. O da benden biraz daha büyük. Yaşlı olduğu için Almancayı toparlamakta zorluk çekiyor. Yani deniyor ki, sıra bu benim değil, tabip odalarının kayıtlarına bağlı bir şey. 12 bin, 15 bin arası doktor yurt dışına çıktı. Ben doğru değil mi diyorum herhalde yani. Bu kadar olamaz yani. Hadi Almanya'ya gelen çok 3 bin kadar falan ama 12 bin nasıl uğraştı? Şimdi tabii bunların her birinin değişik nedenleri vardır. Genç arkadaşlar var, böyle pırlanta gibiler yani. Geliyorlar, bir senede dili çözüyorlar, başlıyorlar. Yani ben yani bu doktor arkadaşlar da benim çocuk psikiyatrisi olduğumu bildikleri için zaman zaman abi şu nasıl, abi bu nasıl yani danışırlar. Çocuğumda şöyle bir şey var. Çünkü göç kolay bir şey değil yani. Yani yabancı bir ülkeye geliyorsunuz. Oranın dilini öğreneceksin. Çocuklar da adapte olmakta zorluk çekiyor. Gençler, çocuklar, dil öğrenecekler. Mobbinge maruz kalıyorlar. Danışıyorlar. Bizler bir çocuk psikiyatrisi eskiden olduğumuzu bildiği için şimdi de bir danışman gibi soruyorlar, ediyorlar. Biz de onları yönlendiriyoruz. Yani ilgili buradaki kurumlara, kuruluşlara. Netice itibariyle yani bu sorduğunuz soru maalesef yani ülkemizde bir sadece bu süreçte değil. Yani ben biraz önce size bahsettim. Yani 28 Şubat sürecinde de buna benzer bir şeyler yaşadım. Yine yani ülkem, devletim dedi. Yani biz yanlış yapmışız dediler. Yani bana tekrar bütün haklarımı geri verdiler. Ona 10-15 yıl sonra. Şimdi yine bir başka bir şey yaşanıyor. Yani buraya geldiğimizde bakıyoruz, başkalarına başka şeyler yapılıyor, ediliyor. Bence Türkiye'mizin bir barışa ihtiyacı var. Yorulduk ya. Yani yorulduk. Yani yorulduk yani. Şimdi yani herkes biliyor. Çocuk psikiyatrisi camiasında herkes Salih Zoroğlu'nu tanır yani. Kime sorsanız, başka bir arkadaşım, başka bir görüşteki arkadaşım sorun. O da yani hani şu son süreci hiç yaşanmamış olsa iyi bir doktordur der yani. Yani bu son süreçte yapılan hatalar olabilir. Yani bunu mahkeme karar verecek. Yani bu konuda bile bizim bir şey söylememiz lazım. Bilemiyoruz. Mağdurlar varsa tabii ki haklarını.
Mahkeme tabii ki karar verecek ama mahkeme bu tür çok önemli, gerek toplumsal sonuçları itibariyle gerekse de hani tıbbi sonuçları itibariyle son derece önemli bir konuda mutlaka uzman görüşüne başvurmak zorunda. Hatta hani burada doğrudan mahkeme karar verecek, buna güvenmekten ziyade acaba bu konuda uzmanlar ne diyebilir? Çünkü Sayın Zoroğlu'nun yansıyan ifadesinden de şunu anlıyoruz. Hani kurul bunu incelediğinde görecektir haklılığımı şeklinde bir güveni var kendisine. Yani uyguladığı yöntemin hiçbir şekilde yanlış olmadığına dair bir güveni var. Bu kesinlikle bir Salih Zoroğlu savunması değil ama dediğimiz gibi bu tıbbi bir konu ve meselenin hukuk uzmanlarından önce kesinlikle tıp uzmanları tarafından, alanın uzmanları tarafından irdelenmesi gerekiyor. Bakın, Çocuk Psikiyatrisi Derneği benim de yorgun bir dernek. Şu anda tabii bilmiyorum, aidatları ödeyemediğimiz için üyemiz değil mi? Bir zamanlar üyeydik yani. Çocuk Psikiyatrisi Derneği dedi ki mesela, ketamin isimli ilacın Türkiye'de kullanımı hani, Sağlık Bakanlığı tarafından yani ilaçların hangi ne üzerinde ketamin mesela anestezide kullanılabilir mi? Buna izin var. Ama Türkiye'de henüz depresyon üzerinde yani kullanımına izin yok diye bir beyanat verdi. Fakat Türk Psikiyatri Derneği, hani bunlar basit şeyler değil. Mesela Türkiye'de 1.000 çocuk psikiyatrisi varsa Çocuk Psikiyatri Derneği'nin ön görüşü bu. Hemen yayınladılar. Niçin yayınlıyor arkadaşlar? Çünkü bütün psikiyatristler veya çocuk psikiyatristler şu anda töhmet altında. Yani millet artık ilaç yazarken hani çok ağır vakaları yazar, mantıları yazmayalım mı diyecek, ne diyecek bilmiyorum. Bakın Türk Psikiyatri Derneği'nin bir cümlesi yayınladığı, dün yayınladığı yani sitesinde vardır. Ufak bir şey okuyacağım. Mahkeme intikal etmiş bir konu üzerinden insanların hekimleriyle sürdürdükleri tedavilere yönelik güvensizlik oluşturan, tedavileri değersizleştiren ve özellikle ülkemiz açısından önemli bir sorun olan çocukluk çağı travmaları ile ilgili belirsizlik yaratan açıklamalardan kaçınılması, mahkeme sürecinde olan bir konunun genelleştirilmemesi, gerektiğini kamuoyuna ve ilgililere duyurmak isteriz. Hekimlerimizce gerek psikoterapi gerek ilaç kullanımı ile yürütülen tedavilerin sürdürülmesi, tedavilere olan güvenin korunması son derece önemlidir. Şimdi orayı öyle bir şekilde getirdiler ki Salih Hoca yani böyle kendinden de vererek yani kendisinin enseste olduğuna inandığı çocuklara hani normal bir hekim hasta ilişkisi sınırlarını da belki taşarak yaptığı hani o yardımlar çerçevesindeki konu. Şimdi ne bileyim işte hani tehlikeli doktor gibi, tehlikeli psikiyatri, yani bu Kuzuların Sessizliği filmi vardı, Animal Doctor hani böyle. Böyle tehlikeli bir adam, hani şimdi herkes bu töhmet altında gibi hissediyor ki, koca dernek böyle bir açıklama yapmış yani. Ya bu bir tip bir ilim. Siz depresyondaki hastaya antidepresanı vermezseniz intihar eder. Yani bu tip tahşidatların sonucunda hekimler ilaç yazmaları biraz çekerler yani. Yani hafif vakaları yazmayalım derler, riske girmeyelim derler, şu sıra ortada gözükmeyelim derler hani. Mesela bu durumda hastalar zarar görür. O yüzden yani bu haberleri yaparken küçük bir satır geçebilirdi yani. Bir de mesela ben hani videoyu da izledim. Bu arada ben de mağdurların konuşmalarını da izledim. Hani mağdur bir hanım kız, 17 yaşlarında. Yani kendisi şikayetçiydi. Olabilir, şikayet edersiniz sağlık müdürlüğüne, adli makamlara. Bu herkes için söz konusu olabilir. Araştırma yapılır. Ama işte yani bu çok tehlikeli oluyor. Yani kişilerin şimdi tekrar mesleğe dönmeleri, etmeleri. Dediğim gibi keşke hani çok istifade edenler de yani söylense. Konu zaten elinde sonunda açığa çıkacak. Yani elinde sonunda Evet. açığa çıkacak. Evet. Yani şunu Ama da şunu söyleyeyim unutmamak ben. lazım. Buyurun. Türkiye'de şu an en korunmasız meslek gruplarından biri, belki de birincisi doktorlar ve genel itibariyle de sağlık personeli. Hani sıradan bir şiddetten dahi koruyamadığımız hekimlerimizden, hemşirelerimizden, hasta bakıcılarımızdan zaman zaman söz ediyoruz. Ortada böyle bir gerçek varken bir doktorun velev haklı olsun bu şekilde hedef gösterilmesi de ayrıca düşünmeye değer. Sağlık Bakanlığı'nın aslında bir an önce duruma müdahale etmesi gerekir. Hemen hatırlatalım hakkını yememek için. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Sayın Şebnem Korur Fincancı tam da bir bilim insanına ve bir sivil toplum kuruluşu başkanına yakışır şekilde soğukkanlı bir açıklamada bulundu. Keşke bu yönde diğer konunun muhatapları da vaziyet alsalar. Çünkü yine belirtiyoruz, burada bir tarafın savunması ya da suçlanması değil bizim üzerinde durduğumuz, Yok. konunun açıklığa kavuşturulması kesinlikle. Hocam eklemek istedikleriniz varsa son olarak konuyla ilgili onları alalım. Buyurun lütfen. Şimdi bakın, yani ben konuya hazırlanırken
Mesela major depresyonda randomize kontrollü intranazal ketamin çalışması. Kontrollü çalışma. Burada bir sürü yabancı isim var ya, yabancı doktor var. Biological Psychiatry Nisan 2014 yılında çıkmış bir makale. Yine Üsküdar Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor Semra Balipoğlu, Üsküdar Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Yani bu arkadaşımıza yaptığı dirençli depresyonda ketamin başarılı sonuç veriyor şeklinde bir yazısı ve makalesi var. Bunlar bilimsel makaleler. Yine mesela Pure Psychiatry Report isimli bir review yazısında ben İngilizce Türkçe çeviriyorum şu anda. Çocuk ve ergen psikiyatrisinde ketamin kullanımı acil tedaviye, dirençli depresyonda acil tedaviye kullanımı ve bunların işte şimdiki ve gelecekteki şeyleri. Dünyada bu ilaç gündeme geldi. Ve bu ilaç gelecekte büyük ihtimal kontrollü bir şekilde, yani her psikiyatristin ya da çocuk psikiyatristin kullanabileceği noktaya gelecek. Salih Soroğlu biraz zamanın önünde yürümüş yani gözüküyor. Bence hele Türkiye'de ve dünyanın her yerinde de hiç yapmaması gereken bir şey, yola adım atmış yani. Ben olsam hani hastalarım için ne kadar önemli de olsa bu ilacı kullanmazdım. Topluma bakan yönü ise biz toplum olarak barışa muhtacız. Yani bu barışı yaşamamız lazım yani. Birbirimizi affetmemiz. Yani mesela gündemde olan şeyler var ya, bir genel hat, Cumhuriyet'in 100. yılında. Yani Evet. bunu tabii ki yani devletin büyükleri, cumhur reisler veya işte milletvekilleri, bunlar karar verecekler. Yani bütün ülke içerisinde bir barışın işe yarar bir yönü olacağını düşünüyorum ben. Herkes için yani. Yani zaten çekilen acılar çekildi, yaşananlar yaşandı. Ama tabii bir de takdir ilahi var. Allah ne düşünüyor? Ne gibi hikmetler var bu işlerin içerisinde? Ülkemiz için nasıl iyi olacak? Dünya için nasıl iyi olacak? Bunları bilemiyoruz ki. Şimdi bir de Allah'a bakan yönü var. Hikmet yönü diyoruz biz buna. Hikmet. Olayın bir hikmet perspektifi var. Belki de yıllar sonra iyi ki bu kadar Türk doktor ya da Türk insanı yurt dışına çıkmış. Aynı nasıl zamanında Ermenistan'da bir dağılma olmuş, Ermenistan var ama dünyanın her yerinde Ermeni lobileri ve diaspora insanlar var. Bunun gibi belki biz hareketli bir milletiz. Bunu kabul edelim yani. Çünkü sadece de Türk değiliz. Çerkeziz, Boşnakız, Kürdüz, efendim şu anda Suriyeliyiz de. Hani yani parça parça büyük kesimini Türkler oluşturuyor elbette. Devletin yani kurucu kesimini Osmanlı'dan beri. Ama yani bir barışa ihtiyaç var diyorum. Ve yani böyle iftira tarzında bu tip şeyler duyduğumuzda mesela dinimizin bir prensibi vardır. Zina, zina. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz'e soruyor. Bir sahabe Efendimiz. Yani hem Peygamber Efendimiz'le bitireyim ben sözümü. Ben ağzım biraz öyle tatlansın istiyorum. Böyle konuştuk konuştuk. Kusura da bakmayın. Ya Resulallah diyor. Ne yani diyor. Biri ben olmak üzere üç kişi eşimi zinada görsek dördüncüye mi ihtiyaç var diyor. Soruya bakın. Biri ben olmak üzere tekrar edeyim. Biri ben olmak üzere üç kişi eşimi zina halinde gördüm. Bir dördüncüye mi ihtiyaç var diyor. Evet diyor. Dördüncü ihtiyaç var. Hiçbirimiz Allah'tan daha merhametli değiliz diyor. Bunu Allah istiyor demek. Yani şimdi görmediğimiz olay, bilmediğimiz olay, olayın bir de mağdur tarafı var. İncelenecek, araştırılacak. O mağdurlar, o 18 çocuk mu, kaç çocuk ya da bir çocuk mu? Hepsiyle bunlar şeye gönderilecekler. Artık hangi şehirlerdeyse, İstanbul'daysa Çapa'ya, Cerrahpaşa'ya, Üsküdar Üniversitesi'ne, çeşitli üniversitelere gönderilecek. Oralarda bu çocuklar tekrar bakılacak, edilecek. Şimdi bir çocukta mesela böyle bir şey olmadıysa bu doktorun yani baktığı bir sürü 100 kişi varsa şimdi ya diğer çocuklarda varsa bunlar ne olacak? Hani bir çocuğa yapılan haksızlık konusunda bir ceza varsa bu ceza uygulanır. Ama diğer çocukların da hakkı, hukuku, pozisyonu düşünülmeli. Dolayısıyla bu uzun çetrefilli doktorların, hakimlerin takip edeceği bir iş. Artık ne diyeyim? Allah herkesin yardımcısı olsun. Kesinlikle zor bir iş hocam. Size de biz bu konuda kolaylıklar diliyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.
Sevgili TR724 izleyicileri, gündem özelde konuğumuz alanın bir uzmanı, çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uzman doktor Sayın İsmail Yavaş'tı. Gündemde malumunuz Bir Gün gazetesinde Timur Soykan'ın imzasıyla çıkan bir haber var. Profesör Doktor Salih Zoroğlu'nun bir takım çocuklara, kendisine danışanlara çoklu kişilik bozukluğu tanısı koyduğu ki bu tanı koyulurken de Sayın Yavaş'ın da ifade ettiği gibi aile içi bir takım sorunların etmen olduğu söyleniyor. İşte ailelerin bir takım itirazları oldu nedense daha sonra bu süreçte. Yani aileler ensest suçlamasını kabul etmedi ve çocukların aslında tıp protokolüne uygun bir şekilde tedavi edilmediğini, daha da açacak olursak bir takım farklı ilaçlar farklı dozlarda kullanılarak çocuklar bu halüsinojen etkiler diyorlar. Bu etkilere maruz bırakılarak böyle bir şeye inandırıldı doktor tarafından. Evet, bu bir iddia mı, olabilir mi, haber değeri var mı? Elbette var. Fakat böyle bir haberi kamuoyuna taşırken dikkat edilmesi gereken hususlar, bir gazetecilik açısından tabii ki suçlanan tarafla da ilgili bir ifade kullanmanız lazım. Kendisine ulaşamadık ya da sorduk cevap alamadık, iddiaları tarafsız olarak paylaşıyoruz şeklinde vermek en makulü. Çok iyi araştırdınız, kendinize çok güveniyorsunuz ama hukuki açıdan sorumluluk doğuracak bir iş yapıyorsunuz. Sadece medya etiği açısından değil, hukuk açısından da değerlendirmeniz gerekiyor. Hani vicdanınızın rahat olması yetmiyor. Haberinizden eminsiniz ama bunun bir hukuki neticesi olacaktır. İşte burada devreye farklı bir konu giriyor. O da Profesör Zoroğlu ile ilgili cemaat üyesi olmakla ilgili suçlama. Yani son yıllardaki bu popüler suçlamadan dolayı insanlar o kadar kolay hedef tahtasına oturtulabiliyor ki, bizim buradaki temel kaygımız Salih Zoroğlu'nu savunmak yahut da ailelerin iftira attığı tezini savunmak değil. Buradaki tek derdimiz gerçekten hakikatin ortaya çıkması ama bu esnada herkes işini kendi iş etiği sınırları içerisinde hakkıyla yaparsa bu sorun da ortadan kalkacak. Nedir o sorun? Gerçekten iddia edildiği gibi çoklu kişilik bozuklukları tanısı konulurken ensest suçlaması haksız yere mi yapıldı? Yani aileler mi iftiraya uğradı? Yoksa burada bu haberde iddia olunduğu şeklinde, ki iddianın kaynağı aileler, Profesör Zoroğlu mu bir suç işledi ve Profesör Zoroğlu'na mı iftira atılıyor acaba içinde bulunduğu diğer terör soruşturmasıyla ilgili olarak? İşte bu çok çetrefil bir konu ama Sayın Yavaş'ın da ifade ettiği gibi bir toplumsal barışa ihtiyacımız var. Toplumsal barışın sağlandığı bir ortamda bu konu rahatlıkla açıklığa kavuşturulabilir. Oysa şimdi bağımsız olması gereken mahkemelerin özellikle cemaat soruşturmalarında nasıl kararlar verdiğini, yani hukuki kararlar değil siyasi kararlar verdiği gerçeğini de bilirsek bu meseleye bir değil birkaç soru işareti bırakarak bakmak zorundayız maalesef. Umarız bir an önce başta danışan mağdurlar olmak üzere konuda ne kadar mağduriyet yaşayan varsa, gerek uzman doktoru kastediyorum, gerekse aileler, çünkü suçlamalar çok ağır. Bakınız, ensest suçlaması doğruysa çok vahim toplumsal açıdan. Öte taraftan ensest suçlaması doğru değil, doktorla ilgili yapılan suçlama doğruysa bu daha vahim. Çünkü malumunuz biz en çok doktorlara güvenmek isteriz. Hele bu tür psikiyatrik konularda neresinden bakarsanız bakın tüm iddialar vahim. Bunun açıklığa kavuşturulması için de bir, her şeyden önce herkesin mesleğinin hakkını vermesi lazım. Gazetecilik ve ardından tabii ki hukukçularımızın da mesleğin hakkını vermesi lazım. Bu süreçte belki daha çok psikiyatr uzmanının konuşması lazım. Yani bu tedavi süreçleri nasıl işlenir ki Sayın Yavaş belirtti. Doktor şunları şunları doğru yapmıştır ama şunu yapmasaydı daha iyi olurdu dedi. Bu bağlamda soğukkanlı bir şekilde meseleye bakmak lazım. Çünkü işin ucunda ilk etapta birkaç mağdur danışanın hayatı söz konusu. Çünkü intihar tehlikesi söz konusu bu hastalar için. Ama öte yandan da tabii ki toplumsal dinamiklerimizin sağlıklı sürmesi açısından da hukuka çok ihtiyacımız var. Tekrar TR724 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın.